Herkese merhaba. Huawei 7 Mayıs Salı günü Dubai'de bir küresel lansman etkinliği gerçekleştirdi ve bu etkinlikte Pro 70 serisi ve WatchFit 3'ün küresel tanıtımları yapıldı. Bu videoda sözünü ettiğim bu ürünler hakkındaki ilk izlenimlerimi aktarmak istiyorum. Huawei'nin Dubai'de düzenlemiş olduğu lansman etkinliğinde farklı ürün segmentlerinde yeni ürünleri gördük. Akıllı telefon tarafında Pro 70 serisinin küresel lansmanı yapıldı. Pro 70 serisi geçtiğimiz haftalarda Çin'de tanıtılmıştı ve piyasaya sürülmüştü. Gerçekten de Çin'de de bu seri büyük ilgiyle karşılandı. Geçmiş yıllarda görmüş olduğumuz P serisi artık Pro olarak yenilendi. Pro ne demek? Pro, İspanyolca kökenli bir kelime ve saf güzellik anlamına geliyor. Pure kelimesi zaten saf demektir. Pura da saf güzellik olarak çevriliyor. Türkçe'ye bu şekilde çevirebiliriz. Sanatla teknolojinin birleşimi olarak nitelendiriyor Huawei Pro serisini ve Pro 70 serisi de bu yeni markanın ilk serisi ürün yelpazesi olarak karşımıza çıkıyor. Seri altında 4 tane farklı seçenek görüyoruz. Pro 70, Pro 70 Pro, Pro 70 Pro Plus ve Pro 70 Ultra. Pro 70, 70 Pro ve 70 Ultra ülkemizde satışa sunulacak. 10 Mayıs itibariyle ön siparişler başlıyor. Bu 3 ürüne baktığımızda birçok özelliğin ortak olduğunu görüyoruz. Özelliklerin tam listesini isteyenler için şu anda ekranda 3 ürünün de karşılaştırmalı özellikleri detaylı bir şekilde yer alıyor. Ekran tarafında Pro 70 Pro ve Pro 70 Ultra aynı. Bunun dışında her 3 telefonda da 7 nanometre tabanlı Kirin 9010 işlemciyi görüyoruz. Bu işlemcinin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise 5G desteğine sahip olması. Depolama alanı seçenekleri değişiyor. Tabii ki Ultra modelinde 1 TB'a varan depolama alanı seçeneği de mevcut durumda. RAM de aynı şekilde Ultra modelinde en yüksek seviyeye çıkıyor. Pil tarafında her 3 telefonda da yeterli kapasitede piller var. Bununla birlikte benim en fazla ilgimi çeken özellik Pro 70 Ultra'da örneğin 20 Watt'lık ters kablosuz şarj özelliğinin bulunması. Şu anda iPhone 15 serisi ve bunun gibi birçok telefonda kablosuz şarj desteğinin 15 Watt'ta sınırlı olduğunu görüyoruz. 20 Watt'ta Huawei gerçekten telefonda bir güçlü, kullanışlı kablosuz şarj mı haline getirmiş oluyor. Bunun dışında kamera özellikleri tarafında özellikle Ultra modelinin bir hayli zengin olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Pro 70 ve Pro 70 Pro modellerinde de arkada yüksek çözünürlüklü kameralar yer alıyor. Ön tarafta ise 3 telefonda da 13 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Kamera tarafında özellikle Ultra modelinde biraz daha fazla yoğunlaşıyor Huawei. Bu telefonun kamerası, kamera sistemi özellikle iki alanda bir hayli güçlü görünüyor. Bunlardan bir tanesi makro çekim. Telefonda yüksek çözünürlüklü bir telefoto kamera var ve bu telefoto kamera sayesinde makro fotoğraflarda ve videolarda gayet detaylı şekilde çekilebiliyor. Huawei İstanbul'da düzenlemiş olduğu ön gösterim etkinliğinde bir stand da kurmuş. Bu standta minyatür objeler, nesneler bulunuyordu. Pro 70 Ultra'nın kamerasında süper makro modunu açarak çekim yaptığınızda gerçekten iyi şekilde netleme yapıldığının ve küçük detayların bile iyi şekilde yakalandığının farkına varıyoruz ki ben de eğer elime gelecek olursa Pro 70 Ultra'nın bu süper makro modunu denemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Diğer yandan dikkat çekici özelliklerden bir tanesi de hızlı çekim oluyor. Anlık çekim diyebiliriz buna. Özel bir anlık çekim modu var. Hareketli nesnelerin çekiminde bu anlık çekim modunu kullanarak iyi şekilde detayları yakalayabiliyorsunuz. Yine tanıtım alanında rüzgar gülleri vardı. Bu rüzgar güllerin üzerinde de 70 sayısı yazılıydı. Anlık çekim modunu açıp daha sonra da rüzgar gülüne odaklayıp çektiğinizde ve sonrasında çektiğiniz fotoğrafa baktığınızda 70 sayısının rüzgar gülünün farklı noktalarında bulunan 70 sayılarının gayet rahat şekilde okunduğunu göreceksiniz. Bu şekilde hızlı hareket eden nesneleri diyelim ki bir evcil hayvanı, bir spor yarış arabasını veya bir spor müsabakasında hareket eden topu da gayet duran şekilde yakalamanız mümkün olacaktır diye düşünüyorum ki gerçek hayat şartlarında bu anlık çekim modunun nasıl farklılıklar yarattığını da ben de sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum. Makro çekim modunu bu arada videoda da kullanabiliyorsunuz, onu da belirtmeden geçmeyelim. Bir karıncanın, bir salyangozun hareketini tüm detaylarıyla çekmek istiyorsanız onun için de süper makro modunu video olarak da kullanmak mümkün olacak. Şimdiye kadar deneyimlediğimiz P serisi Huawei telefonları fotoğraf ve video çekim alanında gerçekten iyi seviyede bulunuyordu. Gelen bu yeniliklerle birlikte çıtanın biraz daha yükseğe taşınacağını rahatlıkla söyleyebilirim.
Bu arada kamera modülü tasarımı da değişiklik gösteriyor Pro serisinde. Artık 3 ya da daha doğrusu 4 modelde de üçgeni andıran yeni bir kamera modülü tasarımı görüyoruz. Burada tasarımla estetik iyi şekilde birleştiriliyor. X-Match olarak adlandırılan Huawei teknolojisinin işaretli de simgesi de bu kamera modülüne güzel ve uyumlu biçimde yerleştirilmiş. Bu arada Pro 70 Ultra'nın kamerasının, ana kamerasının geri çekilebilir lensi var. Diyafram açıklığı f1.6 ile 4 arasında değiştirilebiliyor. Bu şekilde 1 inçlik büyük boyutlu sensöre düşen ışığın miktarı da ayarlanabiliyor. Böylelikle düşük ışıkta bile farklı işler çıkarılabiliyor veya farklı ortamlarda ışığın düşüşü ayarlanarak farklı sahneler yakalanabiliyor. Arka plan bulanıklığı da biraz daha esnek biçimde ayarlanabiliyor kullanıcı tarafından. Bu arada Pro 70 Ultra'da dikkat çekici bir kamera ayrıntısını belirtmeden geçmeyelim. Kamerayı açtığınız zaman mekanik bir ses duyuyorsunuz ve arkada bulunan ana kamera dışarı doğru çıkıyor. Dışarı çıktığında da kameranın etrafını saran kırmızı renkli çerçeve de ortaya çıkıyor. Bu da Pro 70 Ultra'nın arkasındaki hoş bir detay olarak dikkat çekiyor. Anlaşılan o ki Pro 70 serisi kamera tarafında zaten P serisinde yüksek olan çatıyı biraz daha yükseğe çıkaracak gibi görünüyor. Artık hangi model elimize gelecek olursa onun detaylı incelemesini yapacak ve kamera özellikleri tarafında da sunduğu deneyim tarafında da yararlı bilgileri ve merak ettiklerinizi size aktaracağız. Gelelim akıllı saat tarafına. Akıllı saat tarafında daha doğrusu giyilebilir ürünler tarafında da yeni bir ürün var. Haftalar öncesinden işaretleri verilen WatchFit 3'ün de tanıtımı gerçekleştirildi. Huawei WatchFit serisi altından dikdörtgen şekilli dikdörtgen ekranlı saatler çıkartıyordu. Bunlar ince uzun şekilli saatlerdi. Normalde Huawei'nin ürün serisinde yuvarlak ekranlı akıllı saatler daha yaygındır. Ancak dikdörtgen veya kare şekilli ekrana sahip olan bir akıllı saat isteyenler ise WatchFit serisi tek seçenek olarak dikkat çekiyordu. Şimdi WatchFit serisinin kullanıcı ihtiyaçlarına göre biraz daha uyumlu hale getirildiğini ve kare şekilli bir ekranla biraz daha görmeye alıştığımız Apple Watch tarzı bir tasarımın kullanıcılara sunulduğunu görüyoruz. Gerçekten WatchFit 3 kullanışlı olmuş, güzel olmuş. Eski WatchFit serisi saatlerde biraz daha bileklik havası vardı. WatchFit 3'ün ise gerçek anlamda bir akıllı saat havasını başarıyla verdiğini söylemem gerekiyor. Bu akıllı saatte 1.82 inçlik bir AMOLED ekran var. 1500 nitlik maksimum parlaklığın bulunduğu belirtiliyor ki bu da dış ortamlarda saati rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bunun dışında eğlenceli saat yüzleri de var. Deneyim alanında bulunan WatchFit 3'lerde bazı saat yüzlerini deneyimleme fırsatı elde ettim. Kare ekrana iyi şekilde oturan komplikasyonların ya da widget olarak adlandıracağımız bileşenlerin iyi şekilde yerleştirildiği çeşitli saat yüzleri kadranları var. Bununla birlikte emojilerin ön planda olduğu saat kadranları da mevcut durumda. HarmonyOS tüplü geliyor. Alışmış olduğumuz kullanıcı arayüzü biraz daha kare şekilli ekrana göre düzenlenmiş. Sağ kenarda bulunan halkayı kullanarak bu uygulama menüsünde yakınlaştırma, uzaklaştırma yapmak, gezinti yapmak mümkün. Yine Huawei'nin akıllı saatlerinde ve WatchFit serisinde de görmeye alıştığımız yan tuş yine bu akıllı saatleri mevcut durumda. Görüntülerde dikkatinizi çekmiştir. Bazı akıllı saatlerin halkaları kırmızı renkte. Huawei'ye sorduğumuzda bunun NFC özellikli akıllı saatlere özel olduğu belirtiliyor. Saatin NFC'li ve NFC'siz versiyonlarının olduğu belirtildi. WatchFit 3'ün de farklı kayış ve malzeme seçenekleri var. Başlangıç fiyatı da 4499 lira olarak belirlenmiş ki bu formatta bu şekilde bir akıllı saat için ve özellikler için gerçekten uygun bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Bu arada kayışları değiştirebiliyorsunuz. Link olarak adlandırılan özel bir sistem var, bağlantı sistemi var Huawei'nin geliştirdiği. Sadece bir düğmeye basarak kayışın üst ve alt parçalarını rahatlıkla çıkarabilir ve başkalarıyla değiştirebilirsiniz. Deneyim alanında görmüş olduğumuz kayış seçenekleri de gerçekten hoştu. Bu arada tekrar Pro 70 serisine bir geri dönüş yapayım. Emojilerden bahsederken, WatchFit 3'teki emojilerden bahsederken aklıma geldi. Pro 70 serisinde de EMUI 14.2 geliyor. Bu arayüzün en önemli özelliklerinden bir tanesi kilit ekranında farklı emoji şekillerini kullanmak olacak. Eğlenceli ekranlar tanımlamanız mümkün olacak. Bununla birlikte Nova 12'de de görmüş olduğumuz yeni Google uygulamaları deneyiminin Pro 70 serisinde de sunulacağını tahmin ediyorum. Bildiğiniz gibi artık sadece App Gallery'yi kullanarak YouTube'u, Google Maps'i bu gibi Google uygulamalarını yükleyip hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz Google hesabınızla giriş yaparak. Aynı zamanda App Gallery'den Google Play Store indirerek de hemen kullanmaya başlamanız mümkün oluyor. Aynı kolaylığın Pro 70 serisinde sunulmasıyla birlikte yazılım tarafında özellikle de Google uygulamaları tarafında
Huawei'nin bu amiral gemisi akıllı telefonunun bir hayli güçlü olacağını tahmin ediyorum. Evet, Pro 70 serisi ve Watch Fit 3 ile ilgili ilk izlenimlerim bu şekilde. Eğer ilerleyen zamanlarda bu ürünler elime gelecek olursa detaylı incelemelerini de teknoblog.com'da ve teknoblog YouTube kanalında yayınlayacağım. Bunun sözünü şimdiden vereyim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.